Para Politikaları Kurulu toplandı ve Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Politika faizini sabit tuttu 19'da Merkez Bankası. Hemen değerlendireceğiz bu konuyu. Ekonomist doçent doktor Oğuz Demir yayın konuğumuz. Sayın Demir, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Demir, şimdi enflasyon da açıklanmıştı geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. Ama buna rağmen Merkez Bankası kararını sabit tuttu. Yani %19'da 4. toplantı Kavcıoğlu döneminde ve yine aynı duruşta devam ediyor. Sıkı duruş diyor Merkez Bankası yaptığı açıklamada. Şimdi Erdoğan'ın açıklamaları var malum faizin indirilmesi konusunda. Erdoğan'a rağmen Merkez Bankası faizi indiremiyor ama enflasyona rağmen de çıkaramıyor. Oralarda bir sıkıştı, orada bir sıkı duruş sergiliyor sanki, değil mi? En sıkı durduğu yer orası olabilir. Yani hani onun dışında bir sıkı duruş falan yok ortada. Çünkü şöyle düşünün, Nisan ayında Şahap Kavcıoğlu başkan göreve geldiğinde enflasyon %15 civarındaydı. %16 civarındaydı, özür dilerim. Şu anda geldiğimiz noktada %17.59. Yani ne olmuş? 3 ay içerisinde %17.53. Yani geldiğimiz 3 ay içerisinde 1,5 puan enflasyonumuz artmış bizim gerçekleşen. Ama Merkez Bankası 3 aydır ölü taklidine devam ediyor. Hadi tamam diyelim ki Merkez Bankası biz gerçekleşen enflasyona bakmıyoruz, beklenen enflasyona bakıyoruz diyor diyelim. Ya orada da 2 puan artış var. Yani %13'müş Nisan ayında Merkez Bankası'nın yaptığı ankete göre enflasyon beklentisi yıl sonunda. Şu an %15.12 civarı bir şey. Yani dolayısıyla Merkez Bankası burada sizin söylediğiniz gibi enflasyonu kontrol etme konusunda yapması gerekeni yapamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın taleplerini de yerine getiremiyor. Bu ikisinin arasında bir bariyer olarak sımsıkı duruyor. Yani onun dışında bir sıkı duruşu yok. Çünkü hem geçtiğimiz haftalarda yine TRT'de İbrahim Kahveci'de de konuştuk. Yani emisyon bir taraftan artıyor. İşte para arzı bir taraftan artıyor. Yani sıkı duruş falan yok. En son sıkı duruşu gösteren Sayın Naci Ağbal'dan bu yana sıkı durabilecek enflasyon tarafında bir Merkez Bankası yönetimi de yok. Tabii benim bu arada dikkatimi çeken bir başka konu daha var. Yani Merkez Bankası bütün bu süreçlerde dünyada da enflasyonun arttığı bir dönemde bu duruşu sergilediğini düşünüyor. Yani söylediği tek bir şey var. Ben metni okuduğumda diyor ki yani ekonomide işte enflasyonist baskı dünyada devam ediyor. Türkiye'de talep bir miktar frenlendi ama hem tüketici kredilerinde hem de ticari kredilerde ılımlı bir seyir var. Yani talep azıcık bir durmuş gibi ama işte dünyada enflasyon artmaya devam ediyor. Bu noktada biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi sonucunu da söyleyeyim Ebru Hanım, bunu da ifade etmek isterim. Yani bütün bu anormallikler içerisinde Merkez Bankası dünyadaki gelişmeler çerçevesinde de hareket edemedi. Yani dünyada da bir böyle bir o genişleme döneminin sonuna gelindiğine dair bir işaret var. İşte Amerika'da enflasyon %5.4. Dün İngiltere Merkez Bankası son 3 yılın en yüksek İngiltere'de son 3 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşıldığı açıklandı. Yani dünyada artıyor, bizde artıyor ama Merkez Bankası az önce de söylediğim gibi ölü taklidi yapıyor. Öyle yapınca da piyasanın Merkez Bankası'nın ne söylediği piyasanın umrunda olmuyor. İşte karar verildi. Üzerinden de neredeyse yarım saat geçti. Yani sanki hiç o toplantı olmamış gibi piyasa gündelik hareketlerine devam ediyor. Evet, şimdi daha önce Murat Çetinkaya örneğini verecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan laf dinlemiyor demişti. Ardından görevden almıştı. Sonra Murat Uysal, sonra Naci Ağbal faizin düşürülmemesi yönünde bir karar alındı yorumları yapılmıştı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Çetinkaya açıklamasından sonra bakıyoruz enflasyon yine %19, yani yine düşürülmüyor. Bu başkanlar boşuna mı görevden alındı şimdiye dek? Yani boşuna mı Merkez Bankası bu kadar başkan değiştirdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın penceresinden bakacak olursak. Yani ben o pencereden tabii bakamam. Çünkü o ekonomik teoriler konusunda farklı düşünüyoruz biz Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Dolayısıyla o pencereden bakmam çok mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim ki yani boşuna görevden alındı mı, yani bunu da bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, eğer bu görevden almaların amacı faizin düşürülmesi ise faiz düşmedi. Bu görevden almaların amacı enflasyonu düşürmekse o da olmadı. Yani her türlü görevden almaların bir faydası olmadı, aksine zararı oldu da diyebiliriz. Burada yapılması gereken şey bütün dünyada nasıl işlediğini bildiğimiz
faiz enflasyon ilişkisi üzerinden hareket etmek. Bence zaten bir uzun vadeli strateji varmış gibi yani algılayabiliyorum iyimser bir taraftan baktığımda. Merkez Bankası açıklamasında diyor ki yıl sonunda Türkiye cari fazla verecek. Yani ne demek? Döviz açığını kapatmış olacak yıllık olarak. Yani büyümeye rağmen böyle bir şey ortaya çıkar mı? Bu da çok iyimser bir tahmin ama diyelim ki çıksın. İşte biz uzun vadede cari açığı çözecek işler yaparak bir anlamda enflasyonu, kuru ve enflasyonu kontrol altına alacağız gibi bir bakış açısı çıkartıyorum. Bu da Merkez Bankası'nın görevi değil tek başına. Yani orada başka işler yapılması lazım ki bu süreç yoluna girsin. Ya ben hani çok üzerinde uzun uzun konuşmanın da anlamlı olduğu bir toplantı olarak görmüyorum Merkez Bankası'nın bu toplantısını. Yani her taraftan sıkışmış, en iyisi ben burada kalayım demiş. Cumhurbaşkanı'nı da sanıyorum şöyle ikna etmişler. Yani bütün dünyada enflasyon artıyor, Türkiye'de enflasyon artıyor. Şimdi biz bir faiz indirimine gidersek kur daha da yukarı gider. Kurun yukarı gitmesi vatandaşta daha fazla kriz algısı yaratıyor. O kriz algısını yaratacağımıza bir miktar daha bekleyelim efendim demişler. Öyle anlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda ikna olmuş ve bu izni vermiş gibi geliyor. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki Merkez Bankası özellikle son 3 senedir yani bağımsız bir Merkez Bankası değil. Sadece kendisinden istenenleri ekonomik kısıtlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyor. Şu anda o ekonomik kısıtlar izin vermediği için hem dünyada hem de Türkiye'deki şartlar o faiz indirimine kendisine verilen görevi yerine getirmesine izin vermediği için mecburen bekleme durumunda. O beklemek durumunda olduğu rasyonel bir şekilde sayın siyasi karar vericiye de Sayın Cumhurbaşkanı'na da aktarıldığı için o da muhtemelen tamam o zaman dediği için şu anda Merkez Bankası bekliyor. Ama bu gidişin tabii hepimize bir zararı var bir taraftan bakıldığında. Yani enflasyon dolu dizgin %17,5'lara geldi ama bu sadece bir başlangıç. %20'lere doğru gittiğimizi hepimiz biliyoruz. Yani bugün yine tarım üretici fiyat endeksi açıklandı. Yıllık %21,5'a gelmiş durumda. Bu şu demek yani tarımsal üreticiden çıkan fiyat bir yıl öncesine göre %20 artmış. Tarımsal girdi maliyetleri artıyor. Bunlar gıda enflasyonunu artırıyor. Hizmet üreticisinin fiyatları arttı. İşte imalat sanayinde fiyatlar arttı. İhracat daha ucuzladığımız için arttı. İhracatın artışının fiyatlar üzerinde bir baskı yarattığını biliyoruz. Çünkü malı dışarıya satmayı tercih ediyor üretici. Dolayısıyla içeride arz daralıyor. O arzın daralması da fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda yani verilen bu karar aslında kısa vadede enflasyonu kontrol etmesi gereken Merkez Bankası'nın şu an ölü taklidine devam ettiğini gösteriyor. Peki çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ekonomist